Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates soslu biber turşusu paylaşacağım. Sabah kahvaltılarında, et yemeklerinin yanında, günlerde börek ve pastaların yanında cidden çok lezzetli bir ikramlık. Hem yapılışı çok kolay hem uzun vadeli saklanıyor bu yöntemle yaparsanız eğer. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Yeşil biberlerimi güzelce yıkadım arkadaşlar. Ben bıçak ve tahta kullanmıyorum yeşil biber için. Elimle tık tık böyle fasulye ayıklar gibi temizliyorum. Hem çürüklerini almam da kolay oluyor. Hem tahta ve bıçakla uğraşmamış oluyorum. Mutfakta değil de oturduğum yerde güzelce işlemimi tamamlıyorum. Kızartırken de böyle yapıyorum. Bu turşuyu yaparken de böyle yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Üç baş sarımsağım var. Daha önceden bu şekilde dişlerini ayırıp suyla ıslatacağım yarım saat öncesinden. Çok kolay soyulacak. İşinizi çok kolaylaştıracak. Ben sarımsak soymaktan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar ama bu yöntemi yapmaya başladığımdan beri gerçekten çok rahat ettim. Sarımsak soymak benim için çok büyük bir iş gibi geliyordu ama şu an çok kolay ve çok basit. Daha önceki tariflerimi de verdim. Daha önceki videolarımı izlemeyen, henüz görmeyen arkadaşlar için bu bilgiyi burada da paylaşmak istedim. Biberlerimin üzerine maydanoz ve dereotu doğradım. Yarımşar demet. Sarımsaklarımı da doğrayıp hemen ilave ettim. Halihazırda kenarda bekleteceğim. Dilerseniz dereotu eklemeyebilirsiniz ya da maydanoz ama çok yakıştırıyorum. Denerseniz gerçekten pişman olmayacağınız bir lezzet yakalıyorsunuz. Ben domateslerimi rendeledim. Rendelenmiş domatesi daha çok seviyorum ben bu turşuda. Doğrayarak yaptığımız domatesler daha iri iri durduğu için hoşuma gitmiyor. Siz bu şekilde tercih edebilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Ya da böyle uğraşamam rendeyle diyorsanız robottan geçirirsiniz. Daha sonra süzgeçten süzerseniz domatesinize hiçbir şekilde kabuk kalmayacaktır. Her türlü yöntemle, size basit olabilecek yöntemle yapabilirsiniz bunu. Kabuklu da yiyebilirsiniz. Benim midem rahatsız olduğu için ve görsel olarak da hoşuma gitmediği için kesinlikle kabuklu domateste konserve yapmıyorum arkadaşlar. Domatesim kaynamaya başladı. Tencereye aldım. 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı da şeker ekleyeceğim. Şeker, zeytinyağı kullanılan bütün tariflere çok yakışıyor. Dilerseniz atmayabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de zeytinyağı tercih ettim. 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sirke olarak da elma sirkesi kullandım. 2 çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Yine damak zevkinize bağlı ya da evde hangi sirkeniz varsa, üzüm de olabilir, elma da olabilir. Elma da çok yakıştı. Normalde üzüm sirkesi kullanıyorum. Damak tadım ona müsait ama elma sirkesi de çok yakıştı. Biraz bu şekilde kaynatacağım. 10-15 dakika kadar. Tuzuna bakacağım. Tuzunu onayladıktan sonra hemen turşuma geçiyorum. Kaynama işlemim sona erdi. Artık tadına, tuzuna baktım. Gayet güzel. Siz yine tuzunu kontrol edin. Damak zevkinize göre tuz oranını ayarlayın. Hiçbir şekilde zaman kaybetmeden hemen üzerine dökmemiz gerekiyor biberimizin. Evet, biberimin üzerine domates sosumu hemen döktüm. Güzel bir şekilde bir kevgir yardımıyla karıştıracağım. Alt üst edeceğim. İyice sosun birbirine geçmesi, sosla biberin birbirine geçmesi gerekiyor. Bu kapaklarımızın güzelce tutmasını sağlayacak. Bu işlemde hızlı olmamız gerekiyor. Dediğim gibi domates sosu soğursa kapaklarımız tutmayabilir. Burada işlem zaten kapaklarımızın tutması, turşularımızın uzun vadede bozulmaması. Hızlıca biberlerimi şişeye koyuyorum. Sos oranını, biberleri iyice şişeye yerleştikten sonra sadece sosundan alarak dökebilirsiniz. Sosları aynı oranda yaparsınız. Tavsiyem ilk önce biberleri dökmeniz, ondan sonra da sosu üzerine dökmeniz, kepçeyle böyle ayırmanız. Şişelerimizi kapak boğumuna kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Doldurur doldurmaz sıkı bir şekilde Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağı oturtturduğunuza emin olun. Düzgün oturtturmazsanız kapaklarınız bozulur. Bu şekilde güzelce düzgün bir şekilde sallayarak ve sosundan da koyarak en son sos oranını da ayarlayarak kapak boğumuna kadar dolduruyorum. Havlu peçetemle siliyorum ve ağzını güzelce kapatıp ters çeviriyorum. Ara ara turşunuzu karıştırın lütfen. Bu işlem tamamen aynı oranda biberlerinizi şişenize koymanızı sağlayacak. Sosunuz da aynı oranda şişelerinize paylaştırılacak. İşiniz çok kolaylaşıyor. Böyle arada karıştırmak gerçekten çok iyi oluyor. Evet, şişelerimi doldurdum. Dışlarını her zaman siliyorum ben konservelerimin. Sos falan değmiş olabiliyor. Temiz, hijyenik saklamak amaçlı. Ve şişelerimin kapakları tuttu. Şu şekilde size göstereyim. Uzun vadede kilerde saklayacağım. Hemen kilerime kaldıracağım. Dolapta yer kaplamamış olacak. Yarın da zaten turşum dönmüş olacak. Hemen aç ve ye turşusu. Adı üstünde şipşak turşu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.